Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle kimyasal tepkimeler konusunu giriş yapacağız. Çok önemli bir konu. Bu konunun normalde konu anlatımını sizlere yapmıştım ama bir tekrar daha yapmak istedim. Atölyem kitaplarından konu tekrarımıza başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle geçen haftaki derslerimizde ne öğrendik? Fiziksel ve kimyasal değişimi öğrendik. Kimyasal tepkimelerin temelinde arkadaşlar kimyasal değişim yer almaktadır. Maddenin kimyasal değişimi uğrayarak yeni bir madde oluşturması sürecine biz kimyasal tepkime adını veriyoruz. Bir kimyasal tepkime sırasında arkadaşlar kimyasal tepkimeye giren atomların arasındaki bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur. Nasıl ki bir maddenin içindeki atomik anlamda taneciklerin oluşturan bağların birbiriyle kırılması çok zor, çok farklı bir durum olduğu için biz bunu kimyasal tepkim olarak ifade ediyoruz. Yani temelde bileşik oluşturmadan başlayarak oluşan bir tepkime dizilimleri karşımıza çıkıyor. Peki neler oluyor? Kimyasal tepkimeleri olup olmadığını biz nasıl ayırt edebiliyoruz? Bir kimyasal tepkimeyi nasıl gösterebiliyoruz? Bunları biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar temelde kimyasal değişimde nasıl ki yeni bir hem dış görünüşte hem işte atıyorum kokuda hem tatta bir değişim meydana geliyorsa kimyasal tepkime gerçekleşirken de biz bunları gözlemliyoruz. Temelinde bileşik oluşturma süreci yatarken bir bileşiği oluşturmak için nasıl tepkimeye elementlerin girmesi gerekiyor ve bu elementlerin özelliklerini kaybederek yeni bir madde oluşturmasını temel alıyoruz kimyasal tepkime için. Çok bilindik bir örnek arkadaşlar, hidrojen yanıcı özellik gösterir, oksijen yakıcı özellik gösterir ama biz bu iki bir elementin birleşmesiyle su dediğimiz ve günlük hayatımızda hayatımızın genelinde çok ihtiyaç duyduğumuz bir bileşik elde ediyoruz. Bu bileşiğin oluşması evresi çok net bir kimyasal tepkimedir arkadaşlar. Peki kimyasal tepkiminde neler olur? Bunlara bir göz atalım. Bir kere eğer kapalı bir kapta gerçekleşiyorsa, bunu niye eğer kapalı bir kapta dediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Giren tepkimeyi oluşturmak için giren maddeler, yani giren elemen bir bileşik oluşturuyoruz. Düşünün, su bileşiği oluşturuyoruz. Hidrojen ve oksijen tepkime giriyor ve su bileşiği oluşacak. O zaman tepkimeye giren maddelerimizin ürün dediğimiz maddelere eşit olması lazım. Yani bir madde kaybı, elementsel ve bileşik anlamında bir madde kaybının olmaması gerekir. Kapalı bir kap için konuşuyorum. Eğer kapalı değilse kabımız tabii ki belli bir miktar dışa salınım olabilecek. Atom sayısı korunur arkadaşlar. Kaç tane hidrojen bulunuyorsa o kadar hidrojen ürün dediğimiz kısımda, suyu oluşturacak kısımda yer alacaktır. Atomun cinsi korunur arkadaşlar. Yani siz bir kimyasal tepkimeyle hidrojen ve oksijen maddelerinden bir su oluşturuyorsanız bu bileşik oluşurken araya bir flor giremez, bir klor giremez. Su oluşacaksa su olarak kalacak. Yani olmayan bir madde ortaya çıkmayacak arkadaşlar. Ya da yeni bir madde farklı atom cinsi adına oluşmayacaktır. Toplam proton ve elektron sayısı korunur. Bu atomun iç yapısında herhangi bir değişim olmayacağını, yani hidrojenin hidrojen özelliği kaybetmesine rağmen proton ve elektron adına toplam sayının değişmeyeceğini bize gösterir. Arkadaşlar en çok kafa karıştırılan yer, özellikle sorularda da çok karşınıza çıkar, yeni atom oluşur diye bir şey ortaya atar.
Kimyasal tepkimelerin hiçbirinde yeni atom oluşmaz. Yeni madde oluşur, bir bileşik. Mesela burada hidrojen ve oksijen elementlerinden bildiğini bir bileşiğin oluşumundan bahsediyoruz. Ama yeni bir atom oluşmayacaktır. Atomlar arasındaki bağlar kırılarak yeni bağlar oluşacak ve zaten bu temelde yeni bir madde oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar, biz kimyasal bir tepkimenin tepkime denklemiyle ifade ederiz. Atıyorum, girenler dediğimiz bir kısımdan ve ürünler dediğimiz bir kısımdan temel olarak oluştururuz. Giren madde sayısı arttıkça aralarına artı işareti koyarız. Burada bakın, azot ve hidrojen gazlarından amonyak bileşiğinin oluşumu bize modellendirilmiştir. Bakın, yeşil ile gösterilen azot, mavi ile gösterilen hidrojeni temsil etmekte ve iki tane azot var görünür. Ürünlerde ise iki yeni azotumuz var. 6 tane hidrojen görünüyor ve ürünlerde yine 6 tane hidrojeni görüyoruz arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimenin denklemini yazarken arkadaşlar, giren maddelerin, dediğim gibi ben A girdi, B girdi, C girdi dersem tepkimeye, bunların ok ile göstererek ürün maddesinin gösterimini yaparım. Böyle bir tepkime çizdiğim zaman arkadaşlar, 3 tane maddenin tepkimine girdiğim ve 1 tane ürün oluşturduklarını görürüz. Şimdi kimyasal tepkimede kütlenin korunumundan bahsettiğimiz için arkadaşlar, tepkimeye giren maddenin kütleleri toplamı ürünlerdeki kütle toplamına eşit olacaktır. Bunu unutmayın. Kimyasal tepkimelerin bir tanesi de yanma tepkimesidir arkadaşlar. Bir tepkimenin yanma tepkimesi olup olmadığını anlamak için girenlerde oksijen molekülünün, oksijen gazının olup olmadığına bakarız. Eğer girenler bölümünde herhangi bir maddeyle, bir karbon maddesiyle oksijen atomunun oksijen tepkimesini görüyor ise, biz buna yanma tepkimesi diyoruz arkadaşlar. Bakın, karbon ve oksijen elementinden karbondioksit bileşiği oluşmuştur. Buna biz yanma tepkimesi diyoruz, eğer oksijeni girenlerde görüyorsak. Yemeklerimizin pişirilmesi, canlıların solunum olayı, arabaların çalışması, roketlerin uzaya fırlatılması, demirin paslanması, daha birçok olay yanma sayesinde gerçekleşir. Yani oksijenle tepkimeye girme demektir. Gelelim doğru mu yanlış mı kısmımıza. Maddelerin kimyasal değişim süreci kimyasal tepkime olarak adlandırılır. Doğrudur arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde atomlar arası bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur. Doğru. Kimyasal tepkimede yeni atomlar oluşur. Hayır arkadaşlar, yeni atom değil, yeni madde oluşacak. Yanlış bir ifade. Kimyasal tepkime sonucu oluşan bir bileşik olan su, kendini oluşturan maddenin özelliğini göstermez. Doğrudur. Yani bir kimyasal tepkime bileşik oluşumunu bize gösteriyorsa, kesinlikle oluştuğu elementlerin özelliklerini göstermeyecektir. Kimyasal tepkime sonucunda oluşan kütle, tepkime öncesine göre azalır. Arkadaşlar, yanlış bir ifade, aynı kütle korunur. Tabii bunun işareti var, kapalı kapta gerçekleşmesini bileceğiz. Kimyasal tepkime sonucu atom sayısı değişir. Arkadaşlar, ne atomun sayısı ne atomun cinsi kesinlikle değişmeyecektir. Gelelim boşluk doldurmamız arkadaşlar. Yanma tepkimelerinde maddeler oksijen gazıyla tepkimeye girerler. Kimyasal tepkime sonucu yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkime sonucunda toplam atom çeşidi ve sayısı değişmez. Kimyasal tepkime sonucu maddelerin sadece dış görünüşü değil, iç yapısı da değişir. Bileşikler kimyasal tepkime sonucu oluşur ve kimyasal tepkime de
tepkimeye giren maddenin kütlesi zamanla azalır. Bakın, girenlerin kütlesi azalır, ürünlerin kütlesi artar ve sonuçta başta giren maddenin toplam kütlesi ile oluşan ürünün toplam kütlesi birbirine eşit olur. Gelelim buradaki uygulamamıza. Bize diyor ki bileşikler kimyasal tepkime sonucu oluşan saf maddelerdir. Buna göre tanecik modelleri verilen maddelerin kimyasal tepkime sonucu oluşan bileşikleri işaretlemez. Arkadaşlar bileşikler en az iki cins atomundan oluşurdu. Burada tek cins atom olduğunu gördüğüm için bu bir bileşik değildir ama bu ve bu bir bileşiktir. Tek cins atom oluşanları ortadan kaldırırsak geri kalanların bileşik olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani yapısında birden fazla cins atom varsa o bir bileşiktir diyoruz. Evet. Gelelim bulmacaya, bir yanma tepkimesi olayıdır diyor bir numara için. Arkadaşlar paslanma, solunum bunlar birer yanmadır. Tepkime sonucunda oluşan maddelerin atom sayısı arasında gerçekleşen olay arkadaşlar burada bağ oluşumudur. Yani aradaki bağlar kırılır, yeni bağlar oluşur. Yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için gerekli gaz oksijen gazıdır arkadaşlar. Oksijen olmasa yanma meydana gelmez. Tepkime sonucunda oluşan maddelerin genel adı arkadaşlar biz bunlara bağ kırılımı diyoruz. Pardon. Genel adı ürün. 5 numara giren maddelerin arasında gerçekleşen olay bağ kırılımıdır. Tepkime sonucunda korunan bir maddenin özelliği nedir arkadaşlar? Kütlesidir çünkü kütle değişmeyecek. Gelelim tepkimemize ve bunun özelliklerine. Arkadaşlar bize bir kimyasal tepkime verilmiş X ve Y'nin girenlerde Z ve T'nin ise ürünler olduğunu görüyoruz. Buna göre değerler. Giren maddeler arkadaşlar X ve Y'dir. Ürünler Z ve T'dir. Kütlesi zamanla azalır. Giren maddelerin kütlesi zamanla azalır. Z ve T'nin, Z ve Y'nin zamanla azalacak. Diğer alanların ise artış gösterecek. Buna göre kütlenin toplamı değişmeyecek arkadaşlar. X'in ve Y'nin kütlesi toplamı, Z'nin ve T'nin kütlesi toplamına eşit olacak. Yukarıda gerçekleşen olay bir kimyasal değişim örneğidir. Biliyorsunuz ki kimyasal tepkimeler kimyasal değişim göstermeleridir. Güzel bir grafiğimiz var arkadaşlar. Bu grafiğe birlikte bakalım. Öncelikle bu tarz sorularda dikkat etmemizi istediğim şey azalan ve artan maddelerdir arkadaşlar. Önce azalanlara gelin birlikte bir bakalım. N maddesinin 70'te olduğunu ve 0'a kadar indiğini görüyorum. M maddesinin 30'da olduğunu, 10'a kadar indiğini görüyorum. Bakın N inmiş, M inmiş. O zaman N ve M maddelerinin kimyasal tepkimeye giren maddeler olduğunu söyleyebilirim. Peki ürünlerim ne? Başta 0 olacaklar arkadaşlar ve zamanla artacak 2 tane madde görüyorum. Bunlardan bir tanesi K maddesi, bir tanesi ise L maddesi. Yani kimyasal tepkimem denklemin N artı M, ok işareti K artı L şeklindedir. Benim tepkimem burada da gösterildiği gibi. Peki soru işareti yerine ne yazacağız? Arkadaşlar kütlenin korunumundan bahsettik. O zaman değerleri yazalım. Yani 70 gramlık bir N tamamen kullanıldığı için 70 gramın 70'i de tepkimeye girmiştir. M maddesine bakıyorum arkadaşlar. 30'da başlamış, 10 grama inmiş. Demek ki 20 gram kullanılmış. Bakın burada tepkimede ne kadar kullanıldığı bizim için önemli. O zaman burada 70 artı 20'den 90 gramlık bir kullanımımız var. 70 gram K maddesi oluştuğuna göre demek ki soru işaretiyle gösterilen yer 20 gram olacak. Burada soru işareti N'nin değeri 20 gram olarak ortaya çıkacaktır. Gelelim bir başka sorumuza arkadaşlar.
sorumuza bakalım. Burada bize yukarıdaki tanecik modelleriyle ilgili sorular sormuş ve bunların durumuna bakalım. Birinci duruma bakıyoruz. Burada değişimler var ve bu değişimlere göre yorumlayacağız. Birinci değişimde taneciklerin arasında boşluk varken bu taneciklerin arasındaki boşluk azalmış ve tek cinsi bir atomdan oluştuğunu görüyoruz. O zaman birinci değişim arkadaşlar fiziksel bir değişim. İkinci değişimden bakıyorum, yine tek cins bir atom. Bu sefer de aradaki boşluk artmış. Yine fiziksel bir değişim. Bakın farklı cins atomlar olduğunu görüyorum ve bir bileşik oluşturduğunu görüyorum. Bir kimyasal değişim. Burada yine bir kimyasal değişim gözlemliyorum. Çünkü bileşikten bu sefer de bir elementlere dönüşüm gerçekleşmiş. Sadece dış görünüşün değiştiği arkadaşlar, fiziksel değişimde sadece dış görünüş değişirdi. O yüzden fiziksel yazdığım 1 ve 2'de dış görünüş değişirdi. Taneciğin yapısının değişmesi kimyasal değişim demektir. O yüzden burada 3 ve 4 numaralar da gerçekleşecek. Yeni madde oluşumu arkadaşlar kimyasal değişimin gerçekleştiği yerde olur. O yüzden yine 3 ve 4'tür. Sadece tanecikler arasında boşluğun arttığı olay arkadaşlar fiziksel değişimde 2 numarayla karşımıza çıkmaktadır. Bağların maddenin kimliği değişmiyor. Değişmiştir demiş. Kimliğin değişmesi için kimyasal değişimin olması lazım. Burada kimyasal değişim olan 3 ve 4'tür. Atomlar arasında bağ kırılımı ve bağ oluşumunun gerçekleşmesi kimyasal değişimdir. 3 ve 4'tür. Ve kimyasal tepkime gerçekleşir. Yine 3 ve 4 diyeceğiz. Evet. Gelelim sorularımıza. Bir deney yapılmış arkadaşlar, bir yanma tepkimesi yapılmış, bir mumun yanması ve sonra üzerine işte bir bardak kapandı görülüyor. Buna göre hangi öğrencinin yorumu doğrudur denmiş bize. Mumun yanması için oksijene ihtiyaç vardır diyor arkadaşlar. Mumun yanması için oksijene ihtiyaç vardır, doğru. Mumun bardak kapandıktan sonra biraz daha yanmasının nedeni bardağın içinde oksijen kalmasından dolayıdır. Doğru. Oksijen bittiği zaman yanma sona erer. Doğru olacak. Gelelim ikinci soruya arkadaşlar. Laboratuvarda yapılan iki işlem ve gözlem sonucu aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre bu işlemler, olayların hangisi kimyasal değişim olduğunu gösterir demiş bize. Birincisinde arkadaşlar küp şeker atılıyor, karıştırılıyor, suyun içinde tamamen çözüldükleri görülüyor. İkincisinde tuz ruhu ve çinko ile bir çalışma yapılmış ve kabarcıkların oluştuğu ve balonun şiştiği görülüyor. Kimyasal değişim olduğunu gösterir diyor. Arkadaşlar bir kabarcık oluşumu varsa, bir net bir şekilde kabarcık oluşumu ve kapta bir ısınma meydana gelmişse buradan bunun bir kimyasal değişim olduğunu gözlemleyebileceğiz. Çözünme her zaman kimyasal değişim anlamına gelmez. Burada karışımın oluşmasındaki çözünme de bunun bir örneğidir. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza devam ediyoruz. Kimyasal tepkimeleri konusunu bitiren öğretmen fen bilimleri laboratuvarında aşağıdaki deneyleri yapıyor diyorsunuz. Birinci deney, cam kaptaki X maddesiyle çinko parçalarını hassas teraziye ile tartarak sonucu 100 gram bulmuş birincisinde. Şekil 2'de ise arkadaşlar X maddesinin içine çinko parçaları atmış ve bir süre bekletmiş. Cam kapta gaz çıkışı olduğunu, sıvının renginin değiştiğini ve terazinin değerinin 95 gramı gösterdiğini bize ifade etmiş şekil 2'de. Deney 2'de cam kaptaki X maddesi içine çinko parçaları bulunan balonu hassas teraziyle tartarak sonucu 105 gram bulmuştur. Balonu cam kabın ağzına geçirerek çinko parçalarının sıvıya düşmesini sağlayacak bir şekilde bir süre bekledikten sonra sıvının renginin değiştiğini ve hassas terazinin 105 gramı gösterdiğini görmüştür. Buna göre hangisi beklenemez diyor arkadaşlar. Şimdi bu iki deneyde de arkadaşlar baktığımız zaman aslında
Kabın kapalı olması durumu gerçekleşmiş olsaydı her iki deneyde de ne olması gerekirdi? Kütlenin korunmuş olması gerekirdi. Yani biz kütle korunmadı diye ifade edemeyeceğiz. Her iki deneyde de aslında korunmuş olması gerekirdi. Burada açık kaptan dolayı kabımız ne yapmıştır? Kabın içerisindeki maddenin bir kısmı dışarıya çıktığı için biz sanki korunmamış gibi gözlemliyoruz ama aslında her iki kapta da bir korunma gerçekleşmiştir kütle adına. Evet arkadaşlar, bugünlük soru çözümlerimiz bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrencilerim.